Arkadaşlar, yağmurlu bir İstanbul gününden herkese merhaba, sevgiler, saygılar. Balıkçılar gelmiş. Yine harika bir manzara işte. Kararsızım. Böyle havaları çok seviyorum çünkü sakin oluyor. Ortam sakin oluyor. Evet, karşıda Çamlıca'yı görüyoruz. Şöyle bakarsak Haydarpaşa, böyle bakarsak Topkapı Sarayı ve Ayasofya, böyle Eminönü Camii, böyle Süleymaniye. Şu karşıda gördüğünüz eskiden yangın gözetleme kulesiymiş. O da Beyazıt, İstanbul Üniversitesi'nin içerisinde. Bu Beyazıt merkezinde, İstanbul Üniversitesi merkezinde okuyan öğrenciler çok şanslı bence. Tarihle iç içe öğrencilik yapıyor. Neyse. Hava böyle keskin bir soğuk yok. Takımlar takmalar. Şimdi ne yapalım? Geçen akşam güzel bir gün. Amerika, ne Fransa, ne İtalya, ne de Hollanda. Geçin. Bu ülkeleri geçin. En güzel Türkiye. Kesinlikle. Türkiye, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Muhteşem yani. Böyle güzellikler yok. Ben yazları Didim'de yaşıyorum arkadaşlar. Didim. Alıştım 15 senedir. Başka yere gidesim yok yani. Eskiden Marmaris Bodrum'a çok giderdim. Hala arada bir gidiyorum da 2 günde canım sıkılıyor Marmaris Bodrum'a. Dönüyorum tekrar. Ama İzmir'de dolu dolu bir hafta geçirdim. İşte sıkılmam. Çok seviyorum. Hastasıyım İzmir'in. Karşıyaka'nın, Göztepe'nin hastasıyız. Kadıköy'den gelen vapur yanaşıyor. Kadıköy Karaköy. Arkadaşlar. Evet, mükemmel bir hava. Böyle devam edelim. Bakalım şu köprüden geçelim. Şimdi köprü yürüyerek geçelim. Yürüyerek köprüyü geçelim. Şu köprünün karşı tarafında balık restoranı var. Efendime söyleyeyim, balık pazarı var. Balığınızı, karidesinizi 10 numara el tazesine alabilirsiniz. Yağmur biraz hızlandı gibi de olsun. Yağmurdan zarar gelmez. Şöyle kaldırayım. Anlamışlar.
öyle. Balık bol, atan boş çekmiyor. Deniz verdikçe veriyor, verdikçe veriyor, görüyorsunuz. Düşünsenize aşağıda yüz binlerce balık var. En az 300 çeşit balık olduğu söyleniyor. Sakın bana saydım mı lan demeyin. Say lan diyor ya. Müren, çupra, çinekop, kalkan, dil balığı, istavrit, hamsilüfer, ondan sonra bitiyor. Ama balıklar çok küçük ya. Şu an bizimki babamcı biraz büyüğü yakalamış ama. Şimdi Emre'nin istikametine geçiyorum. Özür dilerim. Bakalım. Ondan sonra sizi nereye götüreceğim belli değil. Böyle ıslandık. Bakalım. Evet, ıslandık. Bu Galatasaray kapısında gördüğünüz bu kadar insan her zaman var. Güzel havalarda full tıklım tıklım oluyor ama böyle yağmurlu, efendime söyleyeyim, karlı havalarda en az bu kadar insan. Yolun karşısına bir geçeyim. Kafama göre belki Ayasofya'ya tekrar girebiliriz. Nasıl olsa bize kart var ya. Sınırsız bir yıl kaldı. Gayet iyi oluyor. Süleymaniye görüyorsunuz. Bir arada Süleymaniye'ye gideceğiz zaten. Bakacağız tekrar. Şimdi köprüyü geçtik, indik, karşı taraftayız arkadaşlar. Burası da neresi? Balık ekmekçilerin olduğu yer. Balık ekmek satılıyor. Teknelerde. Eskiden küçük kayık sandal şeklindeydi. Sonra belediye böyle bir şeyler yaptı. Bunlara kapalı alanlar verdi. Eski iyi devam ettirmeye çalışıyorlar ama yine de o kadar eskisi gibi değil hiçbir şey. Eskiden bu sahilde demir kenarlarından alırdık. Ya aldık ama. Abi gel daha da gel lan buradan buradan. Vay vay. Gel var gel var gel var. Turşucu. Yani bildiğiniz denizde lokanta, balık lokanta. Şimdi şu alt geçitten yolun karşısına geçelim bakalım. Ne var ne yok. Şimdi nereye geldik? Büyük Postane'nin arka sokağındayız. Arkadaşlar demin gördüğümüz yer Büyük Postane. Arka tarafıydı Sirkeci. Şimdi Cemal Nadir Sokak. Bu geldiğimiz sokak. Eskiden matbaacılar sitesi yapıldı. Şimdi oraya taşınmadan önce bütün İstanbul'un matbaacıları bu sokaklardaydı. Evet, şurada gördüğünüz lise İstanbul Lisesi. Buradan da Nur Osmaniye'ye, Kapalı Çarşı'ya, Beyazıt'a, Çemberlitaş'a çıkabiliyorsunuz. Böyle Cemal Nadir Sokak. Böyle düz gittiğinizde o tarafa nereye gidersiniz? Bu Mahmut Bey var ya,
kıyafetçiler, sünnetçiler falan filan oralara. Sonra peşine Tahtakale gelir. Arkadaşlar şu, ben ortaokulda yaz tatilinde şu sarı olan köşede matbaada çalışmıştım 3 ay. Burada matbaa makinelerini öğrenmiş oldum, nasıl basılır, ne olur. Sonra ustalar beni işte kalıpçıya. Bu küçük punto harfler var. Yan taraftaki şu sarı binada da eski olan, şu alçak olan kirli sarı binada da harfleri yapan bir amca vardı. Kesinlikle rahmetli olmuştur. Allah rahmet eylesin. Burası büfeydi arkadaşlar, büfe. Sabahları tostum çayım burada yerdi. Burası Cemal Nadir Sokak. Şu yolun işte sonunda sola doğru Sirkeci, yukarı doğru İstanbul Valiliği, Sultanahmet, Çembertaş, oraya gidersiniz. Evet, İstanbul Lisesi'nin arkasındayız. Şöyle. Ama bu binanın arkasındaki İstanbul Lisesi. Bu sonradan yapılmış bir okul. Buralarda ne günler geçti be, vay anasını. Özledim, geleyim dedim. Bayağıdır geçmiyordum bu sokakta. Matbaacıların olduğu yer. Şimdi buradan yol bitince meşhur Babı Ali arkadaşlar. Şu binanın arkasında zaten ileriden yukarıdan sağdığımızda Cumhuriyet Gazetesi var. Burada basım evleri, işte eskiden gazeteciler. Matbaa ile ilgili, basınla ilgili her şey buradaydı, her şey. Kalabalık, hareketliydi, çok güzeldi. Yani düşünsenize, 30 sene önce, 30 sene, dile kolay, doğru değil mi yani? Millet davetiye için falan genelde buraya geliyor, daha ucuz oluyor. Yeri burası. Daha çok çeşit buluyorlar. Hemen zaten şurada bir davetiyeci çıktı. Evet, böyle resimciler, çerçeveciler. Bakayım. Aşağı ince. Şu küçük büfe var şurada arkadaşlar, kırmızı olan. Arada bir oradan Kanlıca yoğurdu alırdım. Hala satılıyor mu bilmiyorum. Evet. Böyle. Güzel. Şöyle böyle. Gezilir yani. Değer. Nereden gelirseniz gelin. Burayı gezmeye değer. Gördüğünüz duvarda konsolosluk, büyük ihtimal İran konsolosluğuydu galiba. Tam hatırlamıyorum. Evet, böyle iş yerlerinin çok olduğu yerdeki küçük büfeler her zaman hoşuma gidiyor. Oralarda tost yemeyi severim. Eskiden vapurlarda çok tost, ayran yerdim adalara giderken. Çocuktum tabi o zaman. Çok enteresan. İstanbul gerçekten güzel. Yokuş çıkıyoruz bayağıdır. Biraz nefes nefese.